Yepyeni bir videoya daha sizlerleyim. Bugünkü videomuz Xiaomi Watch S1 üzerine olacak. Şu an kendisi kolumda tamamen takılı. Kutusu da burada duruyor. Yaklaşık 2 haftadır bu akıllı saati deneyimliyorum. Bu zamana kadar Android tarafında denediğim en etkili akıllı saatlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. O video kapsamında teknik özelliklerinden tasarımına, pil ömrüne, hangi cihazlarda çalışıyor, ne gibi sensörler bulunuyor, bunun yanında yazılımından ufak bir bahsedeceğim. Genel olarak değerlendirdiğim günlük rutinlerinden bahsettiğim bir inceleme videosu olacak sevgili dostlar. Dilerseniz gelin bu saatin önemli özellikleriyle hemen videomuza geçelim. Saatimiz tamamen safir cam ile kaplanmış paslanmaz çelik gövde ile bizlerin karşısına sunulmuş. Bir adet deri kordonu saatimizin içerisinden çıkıyor. Bu arada tamamen %100 deri sevgili dostlar. Kokusu buram buram burnunuza geliyor. Herhangi bir suni deri bile en ufak yerde kullanılmamış. Tamamen gerçek deri. Kutu içerisinden yedek olarak gelen kauçuk kordonuyla bizlere sunulmuş durumda. Yani bu saati aldığınızda 2 adet kordonla geldiğini belirteyim. Özellikle deri kılıfı gerçekten oldukça güzel. 1.43 inç AMOLED ekranı bulunuyor. 326 ppi çözünürlüğümüz mevcutken 60 Hz'de panelin tazeleme oranı bizlerin karşısına geliyor. Tabii ki akıllı saatlerimizde olmazlı olmazların bir tanesi GPS. Burada çift bantlı GPS ile daha doğru konumlandırma bizlerin karşısına gelen güzel detaylar arasında. Tüm bunların yanında 117 egzersiz ve spor modu bulunuyor. 50 metre su geçirmezlik özelliği bulunuyor sevgili dostlar. Burada şöyle bir ibare mevcut. Suya girdiğinizde deri kordon yerine kauçuk olanı kullanmanız yönünde bir tavsiye ibaresi belirtilmiş. Saatimizde kalp atışından kandaki oksijen izlemeye, uyku izleme, stres algılama, nefes egzersizi, sağlık endeksi gibi birçok veriyi de bu saat içerisinde çok rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. An be an bunların raporunu da yine Xiaomi'nin kendi uygulamasından günlük, haftalık, aylık olarak periyotlarla takip edebiliyorsunuz. Bu da sağlık verilerinizi önemli ölçüde raporlamanıza, önemli ölçüde bunları takip etmenize yarayan güzel bir veri şablonu bizlere de sunuyor. En büyük özelliklerinden birisi bataryası. 470 mAh'lik bir bataryamız bulunuyor. Kablosuz şarj desteği de saatimizde mevcut dostlar ki yine burada şarj adaptörü de oldukça güzel. Premium bir hissiyata dayandığını söyleyebilirim. Güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde de şarj ettiğini dile getirebilirim. 12 gün normal kullanımda bir pil ömrü sunarken 24 günde güç tasarruf modunda kullanım imkanı bizlere sunuyor. Şunu belirtmek istiyorum sevgili dostlar. Ben bu saati ekran açık ve otomatik parlaklık kapalı halde, yani bu saatin etinden sütünden en yüksek seviyede yararlandığım takdirde, her şeyin açık olduğu, işte ekran sürekli açık modu da sürekli kullanımda, parlaklık üst seviyede vesaire, bir günü zor çıkartıyor. Bunu söyleyeyim. İşte gelen çağrıları cevaplıyorum. Sürekli saatte oynuyorum. Ekran sürekli açık bir şekilde, sürekli kullanımda, böyle işte mesajlar okuyorum vesaire vesaire, bir günü gerçekten çıkartamıyor, onu söyleyeyim. Yoğun bir şekilde bu saati kullandığınızda en pik anlarda bir gün bir ömrü var. Bu da yaklaşık benim kullanmış olduğum videolarımdan da, eski videolarımdan da biliyorsunuz, Watch 7 ile hemen hemen kafa kafaya geliyor dostlar. Atlamadan da belirteyim, saatimiz 46 mm olarak geçiyor. Benim bileğim ince olmasına rağmen çok böyle büyük, kaba bir duruşu olduğunu söyleyebilirim. Kardeşim de biraz daha oturaklı duruyor. Bu saatin en önemli özelliklerinden birisi telefonla görüşme yapabilme. Karşı tarafla görüştüğünüzde ses çok net karşıya gidiyor. Aynı şekilde siz de karşı tarafı çok rahat bir şekilde telefonun hoparlörlerinden duyabiliyorsunuz. Hem dahili hoparlör ve dahili mikrofonu sayesinde tüm aramalarınızı sorunsuzca yapabiliyorsunuz. Rehberinizdeki tüm kişileri olduğu gibi ismiyle burada ekranında görüp direkt çağrıyı cevaplayıp veya meşgule atabiliyorsunuz. Dilerseniz gelin çağrı kalitesini, ses kalitesini, mikrofon performansına yer verdiğim anları hep beraber izleyelim. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor. Watch S1'deki şu an görüşmeyi canlı canlı görüyorsunuz dostlar. Aynen, senin sesin bayağı net geliyor. Benimki nasıl? Seninki de çok net geliyor, gayet iyi.
Aynen, bunun hoparlörleri arkada galiba. Koluma doğru bir şey geliyor. Ses bayağı iyi. Güzel. Güzel. Teknoloji kampüsüne abone olmayı unutmuyorsunuz dostlar. Teşekkürler. Alo. Sesim geliyor mu? Şu an sesin gayet iyi geliyor. Aynen, seninki de tam net duyabiliyorum seni. Saat üzerinden aradım bu arada. Telefon cebimde. Saat üzerinden de arama özelliği var. Bu çok iyi. Harika, süper. Sesin nasıl geliyor, iyi mi? Sesin sanki var ya bir telefonla konuşuyor gibi 10 numara geliyor, çok net. Saati de hiç yaklaştırmıyorum. Normal nasıl saate bakıyorsam o şekil bakıyorum. Şu an yaklaştırdığımda da sesim böyle geliyor. Şu an yaklaştırmış halim bu. Diğer türlü sesim nasıl, aynı mı? İyi mi yine öyle de? Kolun göğüs hizasında değil mi? Göğüs hizasından konuşuyorsun. Evet, aynı. Nasıl normal günlük hayatta saate nasıl bakıyorsam öyle konuşuyorum. Yaklaştırmıyorum şu an. Gayet güzel geliyor. Çok iyi ses kalitesi. Aynen, senin sesini de ben de çok net alabiliyorum saat üzerinden. Hem de hoparlörle konuşuyorum, ona rağmen gayet iyi o zaman. Aynen, ben de seni çok rahat duyabiliyorum. Saatimizde Wi-Fi ve Bluetooth 5.2 bulunuyor. Yine iOS cihazlarda, Apple cihazlarda bu saati de kullanabiliyorsunuz. Veri takibini sağlayabildiğiniz gibi uygulama desteğine, yine Mi Fitness üzerinden her şeyi takip ambeyan edebiliyorsunuz. Yine saatimizde kalp atış sensörü, akselerometre, jiroskop, bunun yanında atmosfer sensörü, ortam ışığı sensörü gibi birçok sensör bulunuyor. Bu saatte benim en çok dikkatimi çeken özelliklerden biri de deniz seviyesinden ne kadar yüksekte, ne kadar yukarıda olduğunuzu görebiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde anlık işte atmosfer basıncında yine saatin sensörleri sayesinde buradan takip edebiliyorsunuz. Benim mesela Apple Watch kullandığım süre boyunca farklı olarak dikkatimi çeken en güzel özelliği deniz seviyesinden ne kadar bir yükseklikteyim. Bunu deneyimlemem oldu. Oldukça güzel bir detaydı benim için. Tüm bunların yanında dopdolu bir kutu içeriğiyle geldiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Yedek kordonun geldiğini söylemiştim. Bunun içerisinde yine deri kordon geliyor. Saatin kendisi bir adet Type-C şarj adaptörü ve kablosuz şarj standı ile beraber geliyor ki dopdolu bir kutu içeriğiyle bizlere sunulmuş. Kutu zaten güzel. Premium bir kutu algısıyla da bize gelmiş. Ön tarafta da yine marka modelin kabartma şeklinde bir logosu da yer alıyor. Kutu tasarımı da beni kendine çeken güzel detaylar arasında. Uygulama desteği mevcut olduğunu söylemiştik. Uygulama içerisinden birbirinden fazla kadranlar bulunuyor. Bu kadranları saatinize özel olarak çevrim içi veya çevrim dışı kadranları kullanabiliyorsunuz. 1001 tane kadran var. Direkt isterseniz orta ekrana basılı tutup sola sağa kaydırdığınızda kendi yine cihazın içerisinde bulunan kadranları da kullanabiliyorsunuz. Veya yok ben daha çeşitli kadran istiyorum derseniz telefonu uygulamasını indirip oradan binlerce yüzlerce kadran var sevgili dostlar. Oradan da yine kadran değişikliğini uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Bunun yanında tüm uygulamalardaki bildirimleri alabiliyorsunuz. WhatsApp bildirimleri, kim ne yazdı, ne etti görebiliyorsunuz. Bunun yanında işte SMS'lerinize bakıyorsunuz. Diğer uygulamalardaki haber uygulamalarındaki gelen bildirimleri takip edebiliyorsunuz. Telefondaki tüm uygulamaların bildirimleri saate geliyor. Yok o onu destekliyormuş, yok bu uygulamayı destekliyormuş gibi düşünmeyin. Tüm uygulamaların bildirimini uygulama üzerinden açık hale getirdiğinizde her şeyi kolunuza almanız mümkün. Anlık olarak hava durumu takibi alabilmeniz için de saatle telefonda arada bir senkron etmeniz gerekiyor. Çünkü verileri güncellemesi gerekiyor. Bu yüzden de sürekli telefonla bir arada senkron olması gerekiyor dostlar. Bunu da dipnot olarak sizlere belirteyim. Tüm bunların yanında uygulama güncellemelerini sık sık takip edin. Çünkü uygulama güncellemeleri ile batarya iyileştirmeleri vesaire olabiliyor. Bu saati aldığınızda yine yazılımını telefonunuza indirdiğinizde sık sık da uygulama güncellemelerini takip etmekte fayda var. Dostlar şöyle bir toparlayacak olursam, safir camın yanında paslanmaz çelik gövdenin kullanılması burada saatin gerçekten havasını bambaşka yerlere taşımış. Ya işte böyle plastikti, alüminyumdu camı gerçekten size bunu eline aldığınızda şu saati tuttuğunuzda gerçekten bir premium hissiyatı, aidiyeti sizlere yansıtıyor. Malzeme kalitesine diyecek yok. Özellikle deri kordonuyla çok daha böyle güzel gündelik takım elbisede, sportif anlarda kullanabileceğiniz çok güzel bir kombin sizlere sağlayabiliyor. Saatin gerçekten duruşu kolda muhteşem. Bunu çok net söyleyebilirim. Tüm bunların yanında saatin özellikleri, uygulamadaki veri takipleri, jiroskopundan birden fazla sensörün bulunması, tüm bunun yanında bu verileri takip edilebilmesi oldukça güzel detaylar. Şöyle bir
Apple'daki saatimle karşılaştırdığımda hemen hemen her şeyi içerisinde barındırdığı gibi daha fazla özellikleri de burada WatchOS 1 karşılıyor dostlar. Özellikle spor yaparken de, suya dalarken de, her türlü kolunuzda kullanabileceğiniz yüzden fazla egzersiz spor modlarıyla da spor yaparken de bu saati çok pratik bir şekilde kullanabilmeniz mümkün. Tabii ki fiyatı burada yaklaşık 4000-4500 TL bandında Temmuz 2022 tarihini ele aldığımızda tabii ki ülkemizde ucuza bir şey kalmadığı gibi saatin fiyatı bana göre de yüksek. Burada rakiplerine de yine bakmak gerekiyor. Lakin burada WatchOS 1 özellikleriyle, malzeme kalitesiyle, sunmuş olduklarıyla benim gönlümü kazandı. Burada dilimin döndüğünce sizlere saat hakkında bana bıraktığı izlenimleri paylaşmaya çalıştım. Sizlerin aklına takılan herhangi bir nokta varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışıyorum sevgili dostlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.